Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosu çekmek için karşınızdayım ve tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. O zaman hemen başlıyoruz. Kolay ve net bir şekilde nasıl Kore'de üniversite okunur? Bir numaralı maddeyi söylüyorum sana. Para. Paran varsa Kore'de çok rahat bir şekilde okuyabilirsin yani. Üniversiteye başvurursun. Zaten paran olduğu sürece çok iyi bir üniversite istemiyorsan paran varsa kabul ediyorsun zaten. Para dışında nasıl okunur dersen, Kore'de nasıl burslu okunur diye bir video çektim. Onu kontrol edersen ki tüm soruların cevaplanacağını düşünüyorum. O videoyu izlemene rağmen sorun varsa da bana Instagram DM'den yazabilirsin veya videonun altı yorum olarak da sorularını bırakabilirsin. Kore'de hangi grupların konserine gitmeyi düşünüyorsun? Özel olarak gitmeyi düşündüğüm bir konser yok açıkçası. Pahalı oluyor konserler yani. Yani turist olarak geldiğinizde bir kere harcamalık için yine iyi fiyat var. Çok pahalı gelmeyebilir. 100 dolar hani TL'ye çevirseniz yine pahalı oluyor da. Seventeen konserine bir gün gitmek isterim tekrardan. Onun dışında festivallerde zaten görebiliyoruz. Çok hani ücretsiz festivale gittim mesela geçen. Onu da TikTok'ta paylaşmıştım. Ive, Zico, What That 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 yapan grup. Oh, Stacy. Ya bayağı grubu görebiliyorsunuz aslında. O yüzden şu anlık böyle spesifik olarak hani para harcayıp gitmeyi düşündüğüm yok. Çoğu zaman ayrılıyor musun? Hayır, ayrılmıyorum. Türkiye'ye gittiğimde tekrar beni atmazlarsa etkinliklerime devam etmek isterim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Chosen Türkiye temsilcisi olarak buraya yarışmaya geldi. Bir hafta önce falan. Onların videosunu da izlemediyseniz Chosen kanalına gidip izleyebilirsiniz. Çok iyi bir performans gösterirler. Her zamanki gibi. Soru değil ama lütfen ev vlog da gelsin. Gelecek. Evi biraz izlememiz gereken eşyalar var arkadaşlar. Onları tamamladığımız an vlog sizin olacak. Temelli mi taşındın? Temelli, şu anlık temelli değil tabii ki. Vizenin süresine göre oluyor. Benim vizem bir senelik ama uzatmak istedim. Kore'deki konserler nasıl? Fiyatları, ortamı, kişileri ve benzeri. Kore'deki konserler genelde normal bir konsere gideceksiniz. 10.000 won civarı oluyor. O da yaklaşık 85 dolar falan olması lazım. Ortamı, ben Seventeen konserine gitmiştim 3 sene önce. Gayet güzeldi. Seventeen fanları çok şeydi hani böyle. Relax takılıyorlardı. Kişiler derken grup senin seçimine göre değişir tabii ki. Nekogram sormuş ki evcil hayvanına ihtiyacı olursa beni arayabilirsin. Bu soru değil arkadaşlar. Let's continue. Neden dijital oyun tasarımı bölümünü seçtin? Lisede nasıl biriydin? Çalışkan mıydın? Neden dijital oyun tasarımını seçtin? Ben küçükken oyunları zaten çok severdim. Ve hani oyun bağımlısı falandım yani. O yüzden oyun tasarımı bölümünü seçtim. Yalan yok. Oyun oynamayı seviyorum diye tamamen. Çalışkan biri miydim? Yerine göre çalışkandım yani. Sınavlarda iyi derece yapıyordum ama sonuç olarak çok istediğim gibi derece gelmedi. Ama yine de oyun tasarım bölümüne yani iyi, çok iyi bir derece gelmemiş. Çünkü yüksek derece gelseydi annemler benden hani illa böyle güzel yazılım, iti yazılım yazma falan isterlerdi. Ben önceden yazılımdan ilerleyeyim diye düşündüm. Oyun yazılımı tabii ki öyle olmadı. Her şey beklediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Yazılım hiç benlik olmadığını fark ettim. Şu an oyun tasarım alanında bir mesleğim var. Simar Ruby Jane. Evin hakkında bilgi verebilir misin? Nasıl geçiniyorsun? Maliyetler hakkında bilgi verebilir misin? Demiş. Onunla ilgili ayrı bir video gelecek ama şu an kişi başı 600 bin won falan oluyor her şey dahil. Şu anlık sana bu bilgiyi verebilirim. Diğer bilgi için videomu beklemede kalırsan sevinirim. Mutlu musun orada abla? Mutluyuz Ayşe. Mutluyum. Biraz daha günlerim dolu geçiyor çünkü çalışıyorum. Hep çalıştığım için. Türkiye'de biraz daha okurken hani o kadar da sorununuz olmuyor ama çalışırken oluyor. Bir de başka bir ülkede hani tamamen sıfırdan başladığınız zaman. Ama güzel. Yüksek lisans falan mı yoksa iş için mi temelli? Yüksek lisans için değil arkadaşlar. Ben buraya çalışmak için geldim. Modellik vizem var. E6 vizesi diye geçiyor. Kültür ve eğlence vizesi. Culture and Entertainment Visa diye geçiyor. Bir şirketle anlaştığınız zaman size onlar sponsor olursa vizenizi kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ve işte hani anlaştığınız şekilde göre kontratlar falan. Kendi bulduğunuz işten bir miktar parayı onlar alıyor. Onlar bir iş bulursa işte şu kadar parayı onlar alıyor. Çünkü onlar size sponsor oldu gibi. Böyle değişik detayları var. Aynı gelen soruları cevaplıyorum. Mesela kalıcı mı oradasın artık peki üniversite falan diye sorular gelmiş. Üniversite artık okumayı düşünmüyorum. Çünkü hem mesleğim var. Çalışıyorum yani. Ve eğitim alanında daha fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Ne vizesiyle gittin E6? Ne iş yapıyorsun ya da mesleği nedir? Buna şöyle cevap vereceğim. Şimdi benim yaptığım işler biraz fazla karışık.
Öncelikle kendim evden çalıştığım bir mesleğim var. Pixel oyun tasarımcısıyım. Ona ek olarak onun dışında bir cilt bakımı distribütör şirketinde içerik üreticisi olarak çalışıyorum Kore'de. Ve ek olarak da modellik, influencer gibi işte işler de geliyor. Vize olduğu için bu alanda çalışma hakkım var. İznim var. Which language would you like to learn? Hangi dilleri öğrenmek istiyorsun? Şu anlık Korece dışında bir hedefim, Korece ve İngilizce dışında bir hedefim yok. İleride çok mu sıkıldım? Her şeyde profesyonel mi oldum? Japonca öğrenmek isterdim. K-pop albümleri orada pahalı oluyor mu? Hayır. 15 bin won, 12 bin won ile 19 bin won arası değişiyor galiba. Ben büyük albümlerin fiyatlarını bilmiyorum açıkçası. Ortalama bir ev kirası ne kadar? Genelde 500 bin won gibi bir küçük bir stüdyo. İşte one room'larda kalabilirsin Seul'de. Diğer şeyler daha ucuzdur. Ama işte bunun depozitosu falan var. Depozitosu da 1 milyon Kore won'undan yani 1000 dolar civarı gibi düşün. 10, yani istediğin yere kadar gidebilir. Orası pahalı mı? Burada yaşayıp burada para kazanıyorsanız yani yurt dışı kuruyla kazanıyorsanız o kadar da pahalı bir yer değil diye düşünüyorum. Türkiye'ye göre geçim imkanını sorarsan burası çok daha kolay. Yaşadığın sorunlar nelerdi? Dille ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Yani ben çok dille ilgili sorun yaşamadım. Ben ne sorun yaşadım burada? İlk geldiğim zaman çöpe atarken sorun yaşamıştım. Böyle çöpleri ayrıştırırken işte böyle sistem bunlarla ilgili sorun yaşamıştım. Onun dışında çok fazla sorun yaşamadım çünkü geldiğimde aslında düzenli olan bir plan içerisinde yani arkadaşımın hani yanında kalacaktım çünkü. O yüzden çok fazla sıkıntı yaşamadım. Mesela kendim eve çıksam daha çok sıkıntı yaşayabilirdim diye düşünüyorum. Dönüş biletin ne zaman? 10 Ocak'ta ziyaret var. Türkiye ziyareti. Artık Chosen grubunda olmayacak mısın? Chosen grubundayım ama sonuçta burada olduğum için faaliyet gösteremiyor olacağım. Kore'ye yüksek lisansa bekledin nasıl? Hayır, artık bu soruyu cevaplamıyorum. Yazılım mühendisliği okuyup Kore'de nasıl iş buluruz ve orada yaşamak için ne yapmak lazım? Yani yazılım mühendisliği okuyup Kore'de iş bulabilirsin eğer işinde çok iyiysen. Şöyle bir şey var, düşün ki adamlar yani Türkiye'de de genel olarak böyle olmalı aslında. Oluyor mu bilmiyorum. Hani senin bir Kore'den farkın ne olacak? Neden buradaki bir şirket seni bir Koreli yazılımcı değil de seni alacak? Hani ona göre gerçekten işini çok iyi yapacağına inanıyor musun? Bunları düşünerek bence gelecek planını kursan daha iyi olur. Hani orada yaşamak için ne yapmak lazım? Gerçekten bu çok mu yaşamak istiyorsun burada? Bana bunu söyle. Hemşire olup Kore'ye gitmek. Bunu aynı kişi sormuş. Hemşire olup Kore'ye gitmek imkansız mı? Biliyorum. Lütfen karar ver. Ne olmak istiyorsun? Bence ilk önce karar ver. Yani gelecekte ne mesleği yaparak hayatını sürdürmek istiyorsun? Seveceğin şeyi yap. Burada sadece yaşayacağım diye mesela gelip burada part-time çalışma, anladın mı? Bence sence değer mi? Benim duyduğum kadarıyla bu imkansız bu arada. O yüzden. Ama emin değilim. Sen yine de bir bilene sor. Kore vlogları gelir mi? Geliyor arkadaşlar. Artık her pazar videolar burada olacak. Takipte kalın. Ev turu da gelir. Bu da soru olarak gelmiş. Ev turu gelir mi? Ne kadar kalacaksın Kore'de? Buna cevapladık. Dansı bıraktın mı? Oradan mı devam edeceksin? Dansı bırakmadım. Vaktim olursa dans turlarına da giderim. Ama vaktim şu anlık yok gibi. Aslında kendim de birkaç dans öğrendim. TikTok, işte Reels'e, Instagram Reels'e atayım diye ama vakit yok. Gerçekten vakit yok. Doktor işleri nasıl oluyor? Acil veya rutin kontrol? Şöyle oluyor. Direkt acile gidebilirsiniz zaten. Normal doktora da gidip işte hani orada doluluk durumunu o an sorabilirsiniz. Ben gittiğimde direkt gittiğim gün muayene olabilmiştim. Öyle çok zorluğu yok ama Korece bilmen gerekebilir. Genel olarak İngilizce bilmiyorlar diyebilirim. Veya işte olduğun semte göre değişir gerçi. Kore vizesi almak kolay mı? Hangi vize? Eğitim vizesi istiyorsan okula başvurursun. Okuldan kabul alırsın ve vizen çıkar. Hani vizeye de başvurursun sonra filan. Çalışma vizesi almak zor diyebiliyorum. Sorum şu, Kore'ye gittiğimiz zaman ırkçılığa uğrar mıyız? Ben annem ile Kore'ye gideceğim ama annem başörtüsü takıyor. Orada ırkçılığa uğrayabilir mi? Cevap varsan sevinirim. Yani illa ırkçılığa uğrarsın diye ama hani mesela burada biriyle yaşıyor olsaydın kesin bence uğrardın yani. Çünkü gerçekten ırkçı insanlar var. Ya tatil için geleceksen çok fazla takılman gereken bir şey değil bence bu. Ben bir şey yaşamadığım için, başörtüsü olmadığım için neler yaşarsın onu pek bilemiyorum açıkçası. Üniversiteye gitmek için kaç puan yapmamız gerekiyor ya da dili kaç dereceden bilmeliyiz? A1 gibi. Hiç istemeyen okullar da var İngilizce bölüm okuyacaksan diyebiliyorum. Diğer türlü her okulun farklı oluyor. Mesela Topik 4'te de gidebileceğin
bölümler varken topik 6 isteyen bölümler de oluyor. Bu senin alanına bağlı yani. O yüzden gidip üniversitenin sitesine bakarsan daha sağlıklı olur. Dil eğitimiyle ilgili video gelir mi? Yani sen Korece öğretir misin? Aslında böyle bir planım vardı. Böyle Korece'ye giriş, işte Korece harfleri kardeşime öğretiyorum gibi. Artık kardeşimle aynı yerde yaşamadığımız için bilmiyorum nasıl yaparım. Koreli arkadaşıma Türkçe öğretiyorum videosu. Polis okulunu Güney Kore'de okuyabilir miyim? İnan bana hiçbir fikrim yok bu soru hakkında. Bence ama okuyamazsın. Bana öyle geldi. Biraz bize bölümün olan dijital oyun tasarımcılığı hakkında bilgi verebilir misin? Tercih etmek isteyenler için. İleride geleceği olan bir bölüm, sektör şu an oyun tasarımı. Zaten Türkiye'de de oyun tasarım alanında bir sürü şirket var çalışabileceğiniz. Yazılımcıysanız daha çok imkan var bence ve daha fazla maaş alabilirsiniz. Tasarımcıysanız kendinizi game designer, game artist değil de game designer olmaya doğru, yani o taraflara takılmaya çalışıyorum. Game artistlere az para veriyorlar Türkiye'de. Kendinizi geliştirirseniz ve gerçekten işinizi iyi yaparsanız kesinlikle iyi bir alan olduğunu düşünüyorum. Oyun artık hani tüm dünyada. Her şey oyun yani. İleride hani doktorların yaptığı şey bile VR'la yapılacak. Hani VR'la eğitim falan. Onlar da şu an gelişmekte olan şeyler. Meslek eğitiminde bile VR artık açığa çıkacağı için. Oyun tasarımında da bu VR'ın hani oraya doğru özelleştirilen bir bölüm de var. Hani kendinizi o alanda da geliştirip daha çok gelecek. Metaverse falan. O taraflara takılabilirsiniz tabii ki. Çok merak ediyorum. Yabancı olan arkadaşlarla nasıl tanıştın? Ya da mesela Korelilerle uygulamadan mı tanıştın? Gitmeden önce Koreli arkadaşın var mıydı? Cevaplayabilirsen çok sevinirim. Gitmeden önce benim Koreli arkadaşım vardı ama sonra birden bana mesaj atmayı bıraktı. O yüzden artık Koreli arkadaşım yoktu gitmeden önce. Kakao Talk'ta böyle Turkish, pardon English, Korean, Learning Korean and English diye gruplar vardı. Oralara girmiştim. Orada Korelilerle arkadaş olabiliyorsunuz ama şu an bilmiyorum. Kullanmıyorum. Koreli arkadaş nasıl edindim? Üniversitede kulübe gidiyordum. Benim gittiğim kulüp o bizim okulun tüm kulüplerini yöneten grup kulüptü. Orada çevirmenlik yapıyordum. Oradan edindim arkadaşlarımı. Daha çok okul kulüplerinden ve işte okuldan. Makyajın çok güzel. Kore tarzına bayılıyorum. Makyaj story videosu da gelir mi? Makyaj çok iyi yapamıyorum aslında ama ileride iyi yaparsam neden olmasın? Veya ev arkadaşım makyaj güzel yapıyor bana. İdol makyajı denedim videosu çekersek belki izlersiniz. Arkadaşımın sorusu arkadaşlar. İlayda abla Kore'de evlat edinilmek için maksimum yaş kaçtır ve diğer yabancılar evlat edinebilir mi? Cevaplar mısın? Of Ömer of. BTS konserine gidecek misin? BTS konseri geçti arkadaşlar. Ve gidemedim. Bilet kazandım. Bildiğiniz BTS konser bileti kazandım ama gidemedim. Neden derseniz. Tam ekip arkadaşlarımın geldiği gün Chosen üyelerinin yarışmasının olduğu gün BTS konseri vardı ve başka şehirde. Dijital oyun tasarımını neden seçtin? Oyuna ilgim vardı. Dijital oyun tasarımını seçmeseydin hangi bölümü seçerdin? Kesinlikle görsel iletişim tasarımı. Hatta keşke ilk onu seçseydim. Şu an öyle diyorum. Kaç kardeşsiniz? 2. Annem babanın mesleğini. Annem öğretmen, babam devlet memuru. Kaç dil biliyorsun? İngilizceyi kaç yıl öğrendin? Özel ders mi aldın yoksa kendin mi öğrendin? 3 dil biliyorum. İngilizce için özel ders almadım. Okulda aldığım bir eğitim işte. Ek bir eğitim almadım. Kaç yıl öğrendin? Bu yaşıma kadar hep okulda öğrendiğim işte. Boyun, yaşın, kilon kaç? Hiç mevzu kaldım. Hayır, hiç mevzu kalmadım. Boyum 72, yaşım 22, kilom 63'tü. Şimdiki kilomu söylemek istemiyorum. Vay kilo almışım. Kore'de gerçekten... Ömer'den yeni soru. Kore'de gerçekten Squid Game var mı, katılabiliyor muyuz? Evet, size nasıl katılabiliriz? Kaç lira ödül? Nasıl kanalaşmaya karar verdin? Bilmem. Dedim ki aa çok havalı video çekelim falan dedim. Arkadaşımla şu Kornea zamanları. Birden açtık. Yani çok ani oldu aslında. Kore'de iş bulmak kolay mı? Tıp bölümü. Giremez. Yani yüksek ihtimal bulamazsın. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Kore'de tıp bile okuyamıyorsun. Belki hani staja falan gelebilirsin. Veya işte çok iyi estetik atıyorum. Gittin TUS'ta estetik alanında ilerledin. İyi bir yere geldin. Burada gelip klinik açabiliyorsundur belki yani. Tamamen hiçbir fikrim yok. Sadece tahmin ediyorum. Kore'de hiç Türk olduğunu duyup sevinenler oldu mu? Oldu. Geçen hafta Kolombiyalılar. Koreliler değil, Kolombiyalılar. Çok seviyorlarmış Türkiye'yi. Şaşırdım. Türkler, Korelilerden hani aa kardeş ülke deyip geçiyorlar genelde. Kore'deki yemekler arasında helal yemekler var mı? Bunun helal olup olmadığını nasıl anlarız? Helal olması için sertifika alması gerekiyor. Bu da çok nadir bulabilirsiniz. Belki vegan restoranlara giderek bunu hani bundan emin olabilirsiniz. Onun dışında sorsanız bile aslında yok deseler bile nasıl inanacaksınız?
Evet arkadaşlar, sanırım bulabildiğim tüm soruları cevapladım. Hala sorularınız varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Şu içerikleri görmek istiyoruz derseniz onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.